Adana'da atanabilmek için KPSS kursuna gittiği sırada sınıfta bayılınca beyninde tümör olduğu belirlenen bir çocuk annesi Neslihan Köksalan'ın dramı yürek dağılıyor. Sen bir arayın mı? Annesinin evini ipotek göstererek kredi çekip ameliyat ettirdiği genç kadın eşinin asgari ücretle çalıştığını borçlarını ödeyemedikleri için de perişan olduklarını anlattı. Yani zor günler geçiriyorum. Kaçlarım ellerimde kalıyor. Ameliyat masraflarını karşılamak için annem evini ipotek ettirdi. Ne kadar masraflar? 100 milyar istediler. Şimdi kızımla bile ilgilenemiyorum. Bir kızım var, 19 aylık. Neslihan Köksalan 12 Ocak 2016 tarihinde kurs sırasında sınıfta bayıldı. Arkadaşlarının çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen genç kadının beyninde 5 santim tümör olduğu belirlendi. Neslihan Köksalan'ın ameliyat olmasına karar verildi. Ancak ameliyat olabilmesi için hastanenin SGK ile anlaşması olmadığından 100 bin lira hesap çıkartıldı. Anne ve kız parayı bulamayınca anne evini ipotek ettirip kredi çekmek istedi. Gittiği bankalarda eve sadece 70 bin lira değer biçti. Bunun üzerine anne evini ipotek ettirip 70 bin lira kredi çekti. Geri kalan parayı ise yine anne ve Köksalan'ın eşi kredi kartından çekerek tamamladı. Genç kadın ameliyat oldu. Ameliyattan sonra kök salan bir süre konuşamadı ve bir tarafı da kısmi felç oldu. Ancak zamanla kendine geldi. Ameliyattan sonra beynindeki timör tamamen alınamadığı için şimdi kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görüyor. Köksalan'ın eşi asgari ücretle çalıştığı için aile ameliyat sırasında çekilen kredi borçlarını ödeyemez hale geldi. Anne Ayten Erdem ayda 2250 lira ödemeli krediyi artık ödeyemez hale geldi. Kök salansa özel bir hastanede tedaviye devam ettiği için hem sağlık hem de maddi imkansızlıklarla boğuşuyor.